Merhabalar herkese, iyi hafta sonları. Tezgahımız biraz dağınık, kirli, pis. Ellerimiz de bir miktar öyle. Ama ne yapıyoruz? Termal bakır uygulaması yapıyoruz. Levent Bey geldi Kocaeli'den, 3 tane 3080 Asus ROG Strix getirdi. Onlara termal bakır uygulaması yapıyoruz. Bir tanesine yaptık, denedik. 104'lerden 80, 106, pardon, 104. 106-104 arasında çalışıyordu. Şu anda 74 civarında çalışıyor. Yani 3080'leri uygularken 3070'lerde çok kısa sürüyor ama 3080'i uygularken bir hayli uzun sürüyor. Bunun sebepleri var arkadaşlar. Şöyle sebeplerini de ben size göstereyim. Bunları da alıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Dikkatli olmanız gereken noktalar var. Nedir? Şimdi bakın şurada bir eleman var. Görüyor musunuz? Yani şurada kamerada zannedersem tam gözükmedi. Evet, şimdi daha net gözüküyor. Şuradaki eleman arkadaşlar. Bu eleman RAM'lerden daha yükseğe atıyor. Yani RAM'lerin ölçüsü daha altta. Bu elemanın boyu daha üstte. Şöyle yandan gösterebilirsem bir bakayım. Yani bakın, kamera bir netleşsin. Evet, gördüğünüz gibi bakın köşede, yani şuradaki eleman. Şöyle kaldıralım. Evet. Şuradaki eleman görüyorsunuz daha yüksekte RAM'lerden. Ondan dolayı buraya biz direktmen bu bakırı uyguladığımız zaman, şu şekilde uyguladığımız zaman oradaki elemanın kısa devre yapmasını sağlıyoruz. Kısa devre hale düşüyor. Kısa devre hale düştüğünde de o GPU'nun beslemelerinden veya RAM'lerin beslemelerinden bir elektronik entegre olduğu için direnç olduğu için bu sefer ekran kartınız kısa devreye düşüyor. Malfunction arızalarının genel sebeplerinden birisi de bu. Şimdi yine kartın bu tarafında da bir eleman daha var. Ona da dikkatli olmak gerekiyor. Burada bir eleman daha var. Ona da dikkatli olmak gerekiyor. Bu nedenle 3080'lerde biz bunları uygularken şu bölümlere kaptan bandı denilen banttan kullanıyoruz arkadaşlar. Buna elektrik bandı falan kullanmıyoruz. Şöyle göstereyim. Kullandığımız bant, bu bant, koli bandı falan gibi düşünmeyin. Kaptan bandı diye geçiyor. Bunu hafifçe oraya bir sarım dahi sardığımız zaman şu bölgelere, şuradaki bölgeye, şu bölgeye, aynı zamanda da bu bölgeye gayet mantıklı oluyor. Şimdi Asus ROG Strix biz bir tane yaptık. Termal macunu RAM'lerin üzerine gene sürdük. Çok ince bir şekilde sürdük. Sonrasında bakıra sürdük. Sonrasında GPU'nun üzerine biraz fazla macun kullandık. Ve sorun ortadan kalktı. Bunu yaparken benim yaptığım gibi yaparsanız herhangi bir sorun olmayacaktır. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Buradaki bakırın ne tarafına uygulayacağız diyorsanız RAM'lerin olduğu tarafa. Yani bakın zaten buralar biraz yontulmuş durumda. O taraflara uygulayacaksınız arkadaşlar. Yani bantı önemli olan bu tarafı izole etmesi. O taraflara uygulamamız gerekiyor. Şimdi birazdan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bantları koyduk önemli olan yerlere. Bakırımızı da oturtturduk. Şöyle göstereyim. Şimdi görüyorsunuz tüm tırnaklar tamamen GPU'ya yaklaşmış durumda. Bakır oturdu. Şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bunun içerisinde bir karışım yaptım ben. O karışımı kullanıyorum artık. GPU'yu da artık macunlamaya başlıyoruz. Bazen macunun inceliği, kalınlığı, mesela bu yaptığımız kart Asus ROG Strix, İnce bir şekilde yaptığımız zaman yeterli oluyor. Ama mesela MSI Ventus gibi kartlar kullanan arkadaşlar da, onlar da biraz daha kalın kullanmaları gerekiyor. Hem RAM'lerin üzerine hem de CPU'nun üzerine kullandıkları macunu biraz daha kalın kullanmaları gerekiyor. Geçen gün yaptığımız gene bir kartta Evga modeldi. Evga'da da incecik
şekilde sürdüğümüz baya baya yeterli oldu. Macunda karışım kullanmaya başladım. Geçmişte de kullanıyordum zaten. Yani illa ben bir marka macun söyledim diye onu almak zorunda değilsiniz. Ama benim kullandığım artık MX4 ile birlikte ST900. Birinin baktım sı geçirgenliği çok iyi. Diğerinin de dayanıklılığı iyi. O yüzden ikisini birebir oranda karıştırarak kullanmaya başladım. Gördüğünüz gibi yani Asus ROG olduğu için kart çok fazla sürmüyorum macun. Yurt dışı videolar izledim. Adam alıyor böyle döküyor resmen. O da yani bir şeyleri bir yerlere dayamak gibi bir şey. Hani bir söz var ya, onu ben söyleyemedim şimdi de. Siz anladınız herhalde. Yani tutup da her yeri macun yapmanın da bir mantığı yok. Koydunuz, yaptınız. Eğer ısılar yükselmedi, şey düşmedi, yükseldiyse bir yerde bir hata yapıyorsunuz. Muhtemelen de bu hata, yaptığınız hata, macunu yeterli kadar sürmüyorsunuz veyahut da örnek veriyorum viramların üzerine çok sürüyorsunuz. CPU çok ısınıyorsa viramların üzerine çok macun sürdünüz, CPU'nun üzerine az macun sürdüğünüz anlamına geliyor. İşte 104-106 derece kazan kart. Cengiz Bey de yanımda. Levent. Ha, Levent Bey, pardon. Ondan sonra 104-106 kazan kart bayağı bir düştü. 70 küsürlere. Oralarda kazıyor. Yaptık, denemeye devam ediyoruz o kartı da. Hani bununla ilgili sizin yaptığınız, hani bu alet bizde var. Arkadaşlar yaptılar. Biz de tedarik edebilirsiniz. Bu bakır pezi. Yurt dışında bakıyorum 40-50 dolarlarda satılıyor. Hatta yurt dışından getirtilen bir arkadaş da bununla ilgili bir video çekmiş. Bir de bazı arkadaşlar arıyorlar. Ya diyor, ben Trendyol'dan aldım diyor senin malzemeyi. Bizim Trendyol'da falan satışımız yok şu anda. Trendyol'da gitti gidiyor da vesaire. Bizim mağazalarımız var ama bu ürünü biz satmıyoruz. Yani satıcı biz değiliz. Bizden aldığınızı zannetmeyin. Ben sadece şu anda arayan arkadaşlara, müşterilere falan filan veriyorum. Öyle satış tarafında değiliz şu an. Kendimiz uyguluyoruz. E zaten çok da yok elimizde. Yani muhtemelen önümüz hafta daha çok gelecek. Evet, artık şöyle göstereyim. Şu eski dışarıdaki beyaz macun fabrikanın sürdüğü macun arkadaşlar. Yani insan gibi sürmemişler. Biz de diğer taraflara sürdük. Ve şu an artık kapatmaya başlayacağız kartı. Şimdi arkadaşlar bakın, şunu da göstermek istiyorum size. Bu düz bir karton parçası gibi. Şimdi VRAM'lerle CPU, yani GPU dediğimiz şey tam yerine basıyor mu? Bunu kontrol etmek için kullanıyorum bunu. Şöyle yaklaştırırsam bakın, hiç kağıdın hiçbir tarafından ışık sızmıyor. Bu da gayet doğru bir şekilde ölçeklemeyi yaptığımızı bize gösteriyor. Şöyle kendim de baktığım zaman zaten bir fark görmüyorum. Bunu bir cetvel yardımıyla veyahut da böyle bir kağıt yardımıyla yaparsanız, herhangi bir hata yapmadığınızda görmüş olursunuz arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi önemli dile getiriyorum. Şöyle kağıtta da görebiliyorsanız bakın, her tarafına macun değmiş zaten. Şöyle daha mı net olur kamera? Evet. Her tarafına macun değmiş gözüküyor. Bu da beni rahatlatan bir şey. Yani bu bir tedbir gibi düşünün bunu da. Şimdi durduruyorum. Toplamaya geçeceğim. Ardından gene konuşuruz. Evet arkadaşlarım, bakırımı aşağıda, petlerimi koydum. Şimdi artık video dikkatli bir şekilde oturtmam gerekiyor. Bunun çalışmasını yapacağım. Vida delikleri var. O vida deliklerini tam yerine rast getirip indirdiğimiz takdirde basit oluyor. Diğer türlü bakırın kayma imkanı var.
Yani kayma imkanı var derken şöyle yerinden kurtulmaz da tam istediğimiz şeyle oturmayabilir. Evet, şu an artık gördüğünüz gibi bakır arada videoda gözüküyor zannedersem. Bakır arada. Kontrollerimi de yapıyorum dışarıdan herhangi bir aksilik var mı diye. Sonrasında toplamaya geçeceğim arkadaşlar. 3080'ler biraz meşakkatli dediğim gibi. Toplamda benim yaptığım kart sayısı fazla olmasına rağmen hemen hemen sökmesi, temizlemesi, temizlendikten sonra yerine yerleştirmesi, bakımı falan derken, macunlaması falan derken herhalde 1,5 saate yakın süre sürüyor kartın bir tanesi. Ama 3070'lerde öyle değil. Hemen 2 dakikada tık tık tık. Biraz orada sadece macunlama zor. Bu tarafta da bantı yapıyoruz. Bantı bir daha bir daha bir daha bir daha. Elektrik bandıyla falan yapanları gördüm. Elektrik bandıyla yapmıyorum çünkü elektrik bandı direktmen ezildiği zaman hem kısa devreye yol açabilir hem de farklı durumlar olabilir. 30 bin liralık kartımı tutup da risk edecek halim yok arkadaşlar. Artık toplamaya geçtik. Toplamamız bittikten sonra da teste geçeceğiz. Dediğim gibi o 3080'lerde şey çok önemli. 3080'lerde bantların kullanımı çok önemli. Zaten malzemeyi sipariş ederseniz bizden o bantları da veriyoruz biz yanında yeteri kadar. Bu çok önemli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer türlü kartı oradaki gösterdiğim elemanlar sayesinde direktman kısa devreye düşürme ihtimaliniz var. O da yazık günah. Yani el beceriniz iyi ise yapmanız gereken bir iş. Ya da çok dikkatli bir şekilde yapmalısınız. Ben dahi dediğim gibi 8-10 tane, hani kendi kartlarım dahi 8-10 tane yapmış olduğum halde dönüyorum, kontrol ediyorum. Bir daha dönüyorum, bir daha kontrol, bir daha kontrol, bir daha kontrol. Kontrolün bir zararı yok bizlere. Evet arkadaşlar, yeniden birlikteyiz. Merhaba. Gördüğünüz gibi kartımızı kazıma koyduk. Yani 100-204 arası memorisi varmış. Şu an 74 derecede 125'te direkt kazıma devam ediyor. Tekrardan söylemek istediğim şu, bizim kesinlikle e-ticarette böyle bir ürünü satmıyoruz. Video altındaki telefon numarasından Telegram veya Telegram üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Telegram grubunu da kurduk. Telegram grup adresimiz de gene videonun altında mevcut. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, artık kartımız 49 derece CPU ısısı, 74 derecede memori ısısıyla hemen hemen 30 derecelik bir düşüş sağlanmış oldu. Yurt dışında 40-50 dolar civarında satılırken Türkiye'deki fiyatları 3080'ler için 500 lira civarında, 3070'ler için ise 450 lira civarında. Sağlıcakla kalın, kendinize çok iyi bakın, hayırlı bol bereketli kazançlarınız olsun, bay bay.